Tabiinin büyüklerinden Ebu Müslim el-Havlani diye bir zat var. Yemen'den gelmiş, Yemen asıllı. Muaz bin Cebel radıyallahu anh ve daha başka sahabiler Yemen coğrafyasında İslam'ı tebliğ ettiler. Orada İslam hızlı bir şekilde yayıldı. Onlar vesilesiyle çok sayıda insan Müslüman oldu. Bunların önemlice bir kısmı Muaz bin Cebel radıyallahu anh'la birlikte Yemen'den Medine-i Münevvere'ye döndüler. Onun arkadaşı, talebesi olarak onunla birlikte gittiler. Hazreti Muaz Medine'de çok kalmadı. Efendimizin vefatından hemen sonra gitmişti Medine'ye. Çok kalmadı. Oradan Hazreti Ebu Bekir'den izin istedi. Ben cihada gitmek istiyorum dedi. Şam coğrafyasına. O da izin verdi. Oraya gitti. Bu Ebu Müslim el-Havlani Muaz bin Cebel radıyallahu anh'la Yemen'de görüşememiş nadir kimselerdendir. Efendim kendisi Evliyaullah'tandır. Ama hayatı çok enteresan gerçekten. Müslüman olmasının üzerinden çok fazla bir zaman geçmemiş. Hazreti Muaz da Yemen'deyken o yalancı peygamber zuhur etmiş. Esved el-Ansi denen Yemenli yalancı peygamber. Ve Yemen coğrafyasında gerçekten büyük bir zelzele oluşturmuş. Kitlesel irtidatlar yaşanmış. Tıpkı diğer yalancı peygamberler gibi. Bu da çok etkili olmuş. Bu Esved el-Ansi Ebu Müslim el-Havlani'yi yakalamış. Adamları yakalamışlar, onun huzuruna götürmüşler. Ona demiş ki, benim peygamber olduğumu tasdik ediyor musun, bana inanıyor musun? Hayır demiş. Peki Muhammed'in peygamber olduğuna inanıyor musun? Evet demiş. O zaman demiş, büyükçe bir ateş yakın, bu adamı o ateşe atın. Büyükçe bir ateş yakmışlar. Ebu Müslim el-Havlani'yi o ateşe atmışlar. Ateş yakmamış. Bu arkadaşlar efsane değil, kıssa değil. Bu sahih yaşanmış bir hadise. Ateş yakmamış. Sonra yalancı peygamber bir telaşa düşmüş. Bu adama ateş yakmadı. Bu bizim işimize, projemize zarar verecek. Ne yapalım bunu diye. Demişler ki bunu buradan sür. Burada kalır, bu olay duyulur, yayılır. Senin karizman da çizilir, davan da iptal olur. Sen bunu buradan sür. Sürmüş, o da kalkmış Medine'ye gitmiş. Medine'de Hazreti Ömer'le denk gelmişler sokakta. Hazreti Ömer tabii kılık kıyafetinden belli bu. Başka yerden gelmiş, Yemen'den gelmiş. Soruyor sen kimsin, nesin, necisin? Yemen'den gelmişim diyor ben. Bu yalancı peygamberin ateşe atıp da ateşin yakmadığı kişi ne oldu diyor Hazreti Ömer. Ne yaptı o kişi? Yalancı peygamberin ateşe attığı o kişi ne yaptı diyor. O da diyor ki ateşe atıldı ama yanmadı. Hazreti Ömer anlıyor bu o diye. Elinden tutuyor Hazreti Ebu Bekir'e götürüyor. Bak sana birini getirdim diyor. Anlattırıyor olayı. Hazreti Ebu Bekir çok seviniyor buna. Ve hamd ediyor. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atılıp yanmadığı gibi bu ümmetten de böyle bir insanı bize gösteren Allah'a hamd olsun diyor. Ebu Müslim el-Havlani'yi tebrik ediyor, kucaklaşıyorlar.